kampüs dinlenme tesislerinde cennetten bir köşe. Yeşilköy Et Mangal'da serpme kahvaltı keyfi sizlerle. Çeşit çeşit kahvaltılıklar, doğal ürünler ve yanıbaşınızda demlenen çaya doğanın huzuru eşlik ediyor. Kahvaltının ardından kahveler bizden, bol neşeli keyifli sohbetler sizden. Kampüs dinlenme tesisleri Yeşilköy Et Mangal. Kanal 68 Televizyonu Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haberlerle karşınızdayız. İlk haberimizle başlıyoruz. Aksaray'da hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Sorumluluk Bölgesi içerisinde komando timlerinin de desteğiyle CASAT dedektifleri ve asayiş timlerince icra edilen devriye faaliyeti esnasında cebir, tehdit ve hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan arandığı ve hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen ÖB isimli şahıs yakalanarak işlemlerinin tamamlanmasını ardından adli makamlara sevk edilmiş olup tutuklanarak cezaevine teslim edildi. İl Jandarma Komutanlığı yaptığı açıklamada vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yaşaması, ilimize asayiş ortamının sağlanması amacı ile titiz ve gayretli çalışmalarımıza gece gündüz demeden aralıksız olarak devam edilecektir dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz Aksaray'da bir dizi ziyaret ve geziler için Aksaray'a gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı özel bir kafede gençlerle buluştuktan sonra Vali Hamza Aydoğdu'yu ziyarette bulundu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demir Öze, Milletvekili Cengiz Aydoğdu, Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer, Milletvekili adayları Hüseyin Altınsoy, Sevinç Kasa, Sinan Özkan, AK Parti Başkanı Hamza Aktürk, Kadın Kolları Başkanı Ferhan Polat ve parti mensupları katıldı. Tayyip Erdoğan selamıyla geldik. Allah hayırlı işler versin. 14 Mayıs'ta da sizden selam bekliyoruz. Peki. Allah kolaylık versin. Hayırlı olsun efendim. Kolay gelsin. İyi misiniz? Her şey iyi. Tamam, hayırlı işler. Size emanet ediyoruz. Ramazan'da bazımda çok güzel görünüyor. Ziyaretlerimizle. Yakışıklar. Allah iyilik versin. Kolay gelsin, hayırlı işler diliyoruz. Onu 14 Mayıs'ta sizden içeceğiz inşallah. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Bana sizi görüyoruz, tabii çok mutluyuz. Evet, Allah razı olsun. Ben İstanbul Milletvekiliyim, selamla geldim. Cumhurbaşkanım selamla. Aleyküm selam. İnşallah çok... 14 Mayıs'ta da İnşallah, selam. İnşallah. Yani... Peki, Allah kolaylık versin. Ama bugün özellikle bekliyorum. Alacağım baki. Allah iyilik versin. Geliyoruz değil mi? Sen ailenin reisisin. Onun için bütün hepsini sana emanet ediyoruz. Hadi bakın. Nasılsın hacım, iyi misin? Ben Tayyip Erdoğan'dan geliyorum. Selamla geldim. Aleyküm selam. Sen nasılsın, iyi misin? Köyden mi geldin? Tekrar döneceksiniz. Ayıpteyiz. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Bak milletvekillerimiz hepsi buradalar. Elmacı. Elmacı. Yine. Yine'nin. Yok. O yok. Dur. İnşallah. Ekip gayet genç, güzel. Anlaşıldı şimdi neden bu kadar memnuniyet oldu. Kadar olsun.
Evet. Üç dönem milletvekilliği yaptım. Bu dönem İstanbul milletvekiliyim. Velaten muslimeten kesiraten bi hürmeti sırrı sureti illahi teala. Fatiha. Ben 6 dönemdir muhtarım. İlk seçildiğimde tam net bilmiyorum da 2,5 lira mıydı? 26 lira maaşından başladım. Şu anda asgari ücret alıyoruz. Artı sigorta alıyoruz. Sigortamız yatıyor. Biz Cumhurbaşkanımızın muhtarların ne kadar sevdiğini, ne kadar değer verdiğini biliyoruz. Büyük muhtara, Aksaray'daki muhtarlardan selam götürüp desteğimiz kendisine sonsuz diyoruz. Tabii ilimizde ciddi yatırımlar oldu, eksiklikler var ama şu anda benim kendi görüşüm onun şeyi değil. Ufak tefek muhtarlarımız da sorunlarını dile getirecek. Sayın belediye başkanımız, vekillerimiz de söyledi. Tabii geldiği günden beri sayın valimiz ilimizde iç içe hem hal hem köylerimizde hem muhtarlarımızla. Genel sekreter demeyeceğim, başkan diyeceğim inşallah. İstanbul'da başkan olur. Orada da bir evimiz olur diyoruz. Yüksel Bey'e de teşekkür ediyoruz köylerimize yaptığı hizmetlerden dolayı. Sayın Genel Başkan Yardımcım, ana hatlarıyla ufak tefek sorunları da ileteyim ben. Tabii ilimiz Tuzgöl'e havzası içerisinde ÖÇK sorunumuz çok yüksek. Burada yatırımlarda sıkıntı çekiyoruz. Tabii il özel idarede birçok konuda buraya taşıyor. Tuzgöl'ün dibinde yapı yapılıyor ama 100 kilometre bu tarafta köylerimizde sıkıntı var. ÖÇK'da büyük sıkıntımız var. Muhtarlarımızın sorunu. Geçtiğimiz yıllar afet oldu, kuraklık oldu. Bunu vekillerimiz biliyor ama sizlerden de desteğini bekliyoruz. 95 milyon gibi bir kuraklık ödeneği var. Buna da yardımcı olursanız memnun oluruz, mutlu oluruz. Tabii muhtarlarımızın köyde ne bekçisi var. Bekçi tuttuğunda otomatikman sigortalı borçlanıyor. Bu da muhtarımızın üzerine kalıyor. Geçtiğimiz yıllarda İşkur üzerinde muhtarlarımıza birer tane yardımcı eleman verilmişti toplum yararına. Biz bunu devam etmesini istiyoruz. Bölgede bir şehirsiniz. Kayseri'den başlayan Sivas, Malatya, Aksaray, Konya, buralar hep bizim gerçekten Türkiye Cumhuriyeti'nin bel kemiğisiniz. O nedenle hepinize önce saygılarımı, sevgilerimi, hürmetlerimi sunuyorum. Allah var etsin. Muhtarlarımız tabii genelde merkeze bağlı muhtarlar. Köylerdeki tarım ve hayvancılıkta uğraşan muhtarlarımızda ayrı problemleri var. Köylerin muhakkak onları da dile getirmeleri gerekiyordu. Ben şunu söyleyeyim. Tabii üst üste gelen pandemiyle başlayan ve daha sonra pandemiden sonra savaş üzerine geldi. Arkasından asrın felaketini yaşadık. Ekonomik sıkıntılar. Bunlarla birlikte Türkiye'de tarım ve hayvancılığın önemi de bir kat daha arttığı anlaşıldı. Biz bugün %25'in üzerinde tarımla uğraşan bir insan topluluğumuz, bir nüfusa sahibiz. Ve tarımın ne kadar önemli olduğunda hele daha sonraki savaş ve pandemiden sonra çok daha öne geçti. Ve inşallah ülkemiz bundan sonra bu sıkıntıları daha hafif atlatmak için gerekirse gıda stoklamasını, gıda arzını da sağlayacak şekilde yapacağız. Önümüzdeki dönemlerde zaten bütçeden yapılan yatırımlarda önceliklerimiz sulama, baraj ve demir yolu. Siz şimdi hepiniz bizimki kaldı diyeceksiniz. Demir yoluna hız vereceğiz. Bununla bu yatırımların hiçbir şekilde aksamasını istemiyoruz. Sizin de bir demir yolu projeniz var. Merak etmeyin, bu dönemde o gündeme gelecek. Onun haberini aldım. Onun için inşallah en kısa zamanda projesi, çünkü her çalışmaları yapılmış. İnşallah o da hayata geçecek. Türkiye bir yol ayrımına gelmiş. Ama burada ben inanıyorum ki insanlarımız Türkiye'yi yurt dışından idare eden
veya onlardan destek alıp idare etmeye çalışanlara fırsat vermeyecek. Hayırlısı versin. Sanayiye geldik, ilk sizden başlıyoruz. Bereketli olsun. Ben AK Parti İstanbul Milletvekili'yim. Cumhurbaşkanlığı selamıyla geldim. Genel Başkan Yardımcısıyım. Biz ziyaret edelim dedik. Desteklerinizi bekliyoruz. Yeni yaptınız. Allah var etsin. Peki. Hadi kolay gelsin. Ben AK Parti İstanbul Milletvekili'yim. Ziyaret edelim dedik. Allah razı olsun. Selamünaleyküm. Nasılsın? İyi misin? Kolunu tutayım seni. Şöyle. İyi misiniz? Şükür abi. Bak vekillerle sana geldik. Burada baban ve çalışıyor ustan. Amcam. Amcan mı? Çok selam söyle. Nasılsınız beyefendi? İyi misiniz? Efendim nasılsınız? Nasılsınız efendim? İyi misiniz? Çok şükür. Selamla geldi. Cumhurbaşkanı selamıyla geldi. İnşallah desteklerinizi bekliyoruz. Bugün Aksaray'dayız. Ankara'dan genel başkan yardımcısı olarak buraya geldik, görevlendirdik. Sabahleyin gençlik kollarıyla güzel bir kahvaltı yaparak bugünkü programımıza başladık. 14 Mayıs'ta AK Parti tüm gücüyle çalışıyor alanda ve bütün illere gidip oradaki sorunları dinliyoruz. En kısa zamanda çözümlerini getiriyoruz. Çünkü bugüne kadar 20 yıldır biz bu ülkeye hizmet ettik. Gerçekten altyapıyı tamamladık. İnşallah bundan sonra çok daha hızlı bir büyüme kat edeceğiz. Türkiye bölgesinde bir güç oldu. İnşallah bundan sonra da küresel bir güç haline geleceğiz. Bütün Anadolu'da Recep Tayyip Erdoğan sevgisini yaşıyoruz. Nereye gidersek, hangi eve girersek, hangi esnafa gidersek Recep Tayyip Erdoğan sevgisini görüyoruz. Bu da bizi çok sevindiriyor. Büyük bir rahatlıkla ilk turda bu seçimi alacağımıza inanıyorum. Ayrıca AK Parti olarak da ve Cumhur İttifakı ile beraber biz meclisteki çoğunluğumuzu alacağız. AK Parti yarın değil, hemen şimdi burada yanınızda hizmette inşallah. Kısaraylılara ve sizlere de teşekkür ediyorum. Aksaray Mesude Perek Sağlık Ocağı doktorlarından uzman doktor Özlem Öztaş son dönemde solunum yolu enfeksiyonlarında belirgin bir artış yaşandığını ifade ederek bunun kıştan bahar aylarına geçişte beklenen bir durum olduğunu belirtti. Uzman doktor Özlem Öztaş havanın bir anda ısınıp soğuduğu bahar aylarında üst solunum yolu rahatsızlıklarına neden olan viral enfeksiyonlarda artış görüldüğünü belirterek solunum yolu enfeksiyonlarında son zamanlarda belirgin bir artış var ama bu salgın boyutunda değil. Uzun yıllardan beri ülkemizde kıştan bahar ayına geçişte bu tabloyu görürüz ifadesini kullandı. Son haftalarda üst solunum yolu enfeksiyonlarında influenza dediğimiz grip, nezle ve diğer üst solunum yolu enfeksiyonu virüslerinin neden olduğu vakalarda, olgularda bir artış yaşıyoruz. Bu mevsim geçişlerinde gördüğümüz olağan bir artış diyebiliriz. Havaların ani ve sert bir şekilde soğuması sonucu virüslerin daha hızlı bir yayılım ve bulaş göstermesi sebebiyle olmaktadır. Normalde mevsim geçişlerinde bu tarz vaka artışlarını yaşıyoruz. Ancak bu sene önceki yıllara oranla biraz daha fazla vaka görüyoruz. Bunun sebebini de bizler şuna bağlıyoruz. 3 yıldır malum COVID pandemisiyle birlikte yaşıyorduk ve bu süreçte maske, mesafe, hijyen kurallarına daha çok özen gösteriyorduk. Bu sene bu kurallara yeterince uymadığımız için bu salgınlar, solunum yolu enfeksiyonlarında daha fazla bir artış yaşadık. İstatistikler bize %20 kadar daha fazla önceki yıllara oranla görüldüğünü söylüyor. Daha çok grip, nezle ve diğer üst solunum yolu virüslerini görüyoruz etken olarak. Ve tabii yine koronavirüs de bu etkenler arasında var. COVID vakalarında da bir miktar artış yine söz konusu oldu. Ancak tabii bu bir salgın değil. Artık COVID bir salgın olmaktan çıktı. Fakat yine vakalarda bir miktar artış olduğunu söylemek mümkün. Genellikle semptomlar boğaz dayanma, boğaz ağrısı, ateş, halsizlik, kas ağrıları,
eklem ve kemik ağrıları olarak daha çok geliyor bize başvurular. Bunun dışında yine öksürük, burun akıntısı, hapşırık, bulantı, baş ağrısı gibi semptomları da görebiliyoruz. Tedavimizde öncelikli olarak semptomatik tedavi genel yaklaşımımız. Çünkü solunum yolu enfeksiyonlarının genel olarak %80-85 oranında virüslerden kaynaklandığı için ilk etapta antibiyotik tedavisinin yeri yok. Genellikle semptomların akut ve yoğun yaşandığı ilk 3-5 gün dışında ortalama bir hafta içerisinde genellikle düzelme sağlanmakta ve semptomatik tedavi yaklaşımıyla bu hastalarımıza önerilerde bulunuyoruz. Soğuk algınlığı ilaçları, ağrı kesici ateş düşürücüler, boğaz spreyleri gibi. Ancak bunun dışında hastalarımızın da yapacağı çok önemli şeyler var. Özellikle dinlenmeleri, yeterince sıvı almaları, uyku düzenlerine dikkat etmeleri ve sağlıklı beslenmeleri çok önemli. Çünkü sağlıklı bir bağışıklık sistemi genellikle bu virüslerle ve bu enfeksiyonlarla baş edebiliyor ve zaten bir hafta 10 gün içerisinde genellikle düzelme sağlanıyor. Sağlıklı ve genç yetişkinlerde bu tedavi ve bu önlemlere uymak genellikle iyileşmeleriyle sonuçlanıyor. Ancak kronik hastalığı olan ve bağışıklık sisteminde problem olan hastalarımızın daha dikkatli olması gerekiyor. Çünkü onlarda bu enfeksiyonlarda ilerlemeler, komplikasyonlar gelişebiliyor. Sinüzit, bronşit ya da zatürre gibi komplikasyonlar gelişebiliyor. Bu durumda da mutlaka bir hekime başvurmak lazım. Çünkü bunların tedavisi daha farklı ve daha ileri bir tedavi gerektiriyor. Hastalarımızdan benim ricam lütfen kendileri rastgele bilinçsiz bir şekilde antibiyotik kullanmasınlar. Evde var olan, daha önceden olan var olan antibiyotiklerini en ufak bir şikayette, boğaz ağrısında, ateş varlığında hemen kullanmasınlar. Çünkü çoğunlukla gerek olmadığı gibi aynı zamanda antibiyotik direncine de neden olmakta ve ileride biz bu antibiyotiklerle şu an tedavi ettiğimiz hastaları tedavi edemeyecek duruma gelebiliriz antibiyotik direncinden dolayı. Hastalarımız bu belirtileri yaşadıkları zaman ilk yapacakları şey kendilerini izole etmek, kişisel koruyucu önlemlerini almak ve eğer herhangi bir semptom yaşıyorlarsa da toplum içine, kalabalık bir ortama girecekleri zaman da maske kullanarak, mesafeye dikkat ederek, hijyen kurallarını önemseyerek bu noktada onlar üstlerine düşeni yapmış olacaklardır. Millet İttifakı Aksaray Milletvekili adayları haftanın ilk gününde köy, kasaba ve ilçe ayrımı yapmadan ziyaretlerini sürdürdü. Millet İttifakı adaylarının köy, kasaba ve ilçe ziyaretlerini Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti il ve merkez ilçe teşkilatları başkan ve yönetim kurulu üyeleriyle diğer ittifak bileşeni partilerin teşkilatları da katıldı. Ali Abbas Ertürk ve Millet İttifakı adayları gün boyunca Güzelyurt ilçesi, Selime kasabası, Ihlara kasabası, Helvadere kasabası, Kargın, Karaören ve Akhisar köylerini ziyaret etti. Günün erken saatlerinde Güzelyurt ilçesini ziyaret eden Millet İttifakı milletvekili adayları Turan Yaldır, Ali Abbas Ertürk ve Naciye Akkuştürk Güzelyurt pazarını ve çarşı esnafını ziyaret etti. Ziyaret esnasında pazar esnafı ve müşteriler ile milletvekili adayı Ali Abbas Ertürk arasında samimi sohbetler gerçekleşti. Pazar esnafı genel olarak maliyetlerin fazla olmasının, fiyatlara yansımasından dolayı pazar satışlarının eski tadında olmadığından şikayet ederken, "Bu gidişte işimiz çok zor. Her geçen gün satışlarımız düşüyor. Maliyetlerimizi etkileyen başta mazot ve gübre olmak üzere birçok şeyin fiyatları astronomik ölçüde arttı. Vatandaşın alım gücü düştü. Altından kalkamaz hale geldik. Artık değişim şart. Sizlerden ümitliyiz. Millet İttifakı'nın Aksaray'da en az 2 milletvekili çıkaracağına inancımız tam. Fakat bizim gönlümüz 3 vekil çıkartmanızdan yana" yorumlarını yaptı. Millet İttifakı'nın adayları olarak 6 partinin il teşkilatları olarak sahadayız. Dün Hasan Dağı bölgesindeki köylerimizi gezdik. Bugün de sanayi esnafını iki farklı ekiple geziyoruz. Partilerimizin kadın kolları ev ziyaretlerine devam ediyor. Sahada gördüklerimi kısaca özetleyecek olursak,
Biz 2 sene önce genel merkezimiz Türkiye'nin dert haritasını çıkartmıştı. Çiftçiye gidiyoruz. Yem fiyatından, pahalılığından, süt parasının ucuzluğundan ve karşılamadığından şikayet ediyor. Tüketiciye gittiğimiz zaman market fiyatlarının el yaktığını, sütü, peyniri, eti alamadığından şikayet ediyor. Sanayi esnafımızı ziyaret ediyoruz. Sanayi dükkanlarının altyapı eksiklerinin yapılmadığından şikayet ediyor. Bir kısım sanayi esnafımıza yer gösterilmedi. TOKİ'nin fiyatları çok abartılı, fahiş fiyatlar, ondan şikayet ediyor. Sanayicimize gittiğimiz zaman organize sanayide orada gene altyapı hizmetlerinin eksikliği karşımıza çıkıyor. Bunun yanında Aksaray'a 20 yıl boyunca verilip tutulmayan sözlerin şehrin gelişmesini engellediğini gözlemliyoruz arkadaşlarımızla. Sorunları bu geçmiş siyasi yaşamımızda çok fazla tanıdık. Aksaray'ın sorunlarını tanıdık. Hastalığı teşhis ettik. Artık bundan sonraki süreç tedavi dönemi olmalı. Biz de 14 Mayıs günü Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığında altılı masanın hükümetinde ve Aksaray'da da Millet İttifakı'nın iktidar milletvekili olduğumuzda tedaviyi hızlı bir şekilde başlatacağız. Hatta bunu genel merkez yöneticilerimize de söyledim. Aksaray'da umursamazlıktan hastalık ilerlemiş. Aksaray'a daha acil bir tedavi yöntemini başlatacağız. Öyle seçimi kazandığımız zaman yok kutlama yok zafer değil. 14 Mayıs günü kazanacağız. 15 Mayıs sabahı mazbatamızı almadan şehri düzeltmeye koyulacağız. Kadrolarımız, ittifakımız içerisindeki partiler buna müsait. Yani bu 15 Mayıs'ta başlayan süreç Aksaray'ın altın yıllarının da başlangıcı olacak. Tüm hemşerilerimizin buna inanmasını, bize güvenmesini, bizi bizden öncekilerle karıştırmamasını rica ediyoruz. Çünkü biz mazbata milletvekili olmayacağız. Biz Topakka'yı geçip bu şehri unutan milletvekilleri olmayacağız. Biz yeminden yemine meclise giden milletvekilleri olmayacağız. Seçimden önce neredeysek, sokaktaysak, halkın içindeysek, çarşıdaysak, pazardaysak seçimden sonra da aynı yerde olacağız. Bizi parlamentoya gönderen halkımızı asla unutmayacağız. Bundan tüm vatandaşlarımız müstehcen olsun diyorum. Yeni sanayi bölgesinde esnafla bir araya gelen İyi Parti Aksaray Milletvekili adayı Turan Yaldır, otomotiv sektörünün kalbi olan yeni sanayi bölgesinde esnafın görüş, öneri ve isteklerini dinlerken önümüzdeki sürece ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Mikrofonlarımıza açıklamalarda bulunan Yaldır, "Bizler inşallah 14 Mayıs'ta yapılacak seçimi kazanacağız. 20 yıldır verilip tutulmayan sözler var. Aksaray'ın hakkını alacağız. Gerekirse söke söke alacağız. Tabiri caizse gümbür gümbür geliyoruz." dedi. Hoş geldiniz. Merhaba Naci. Merhaba. En çok Hilal Büyükman bu en çok bize yapacak. İnşallah. Hakkını vereceğiz. Söke söke hakkımızı alırız. Yedirmeyiz. İnşallah. Tamam. Selam. Var mı istediğiniz? Selam ederim. Allah razı olsun. Görüşürüz. Herhalde olalım. İnşallah. Tamam. Kardeşim. Allah razı olsun. Bizlerdeyiz. Bomba gibiyiz Allah'ın izniyle. Gençliğimiz var, kararlılığımız var. Seçimi alırız, sonrasında da söke söke hizmet alırız. Aksaray'ın hak ettiği hizmetleri biz getiririz. İnşallah başkanım. İnanıyor musun? İnanıyorum. Bir şeyler ikram edeyim. Allah razı olsun. İlk ikramın 14 Mayıs'ta destek olsun. Kendi oyunun dışında destek olsun. İkinci ikramın içinde biz çaya geleceğiz. Teşekkür ederim. Sağ olun başkanım. Kardeşim, işin gücünü rast gelsin. Memnun musun hayatımda ya? Mükeşemler, hayat şartları iyiymiş. Halimize şükür. Bin şükür, elhamdülillah. Şükretmemiz lazım ama aynen öyle. Şartlar iyi değil. İnsanlar hayatına memnun değil. Bu hayat pahalılığı falan. İşte. 330 liraya et alınıyor ya. Nasıl memnun oluyoruz dostum ya? Ne gelir elden? Devranı değiştireceğiz ya. Değiştirmemiz lazım. İnşallah. Aksaray hak ettiği hizmetleri alıyor mu bak? 20 yıldır AK Parti'ye çuval çuval oy veriyoruz. Alıyor mu? Söyle ya. Almıyor. Yani bu noktada desteğin bizde olursa biz söke söke hakkımızı alırız. Hakkımızı da kimseye yedirmeyiz. Biz yönetiriz. Bu noktada mahcup da etmeyiz, pişman da etmeyiz dostum. Söz veriyorum sana. Bu noktada desteğine ihtiyacımız var. Sen de bize söz ver. Beraber olalım. Beraber olalım. İnşallah. Tamam, söz mü? Söz. Ben de söz veriyorum, mahcup etmeyeceğim seni. Var mı isteğiniz arzunuzda? Hocam size var mı? Desteğinize ihtiyacımız var. Beraber olalım. İnşallah. Allah'a emanet olun. Uğurlar falan gelsin.
Değiştirelim yeter abi. Yeter vallahi hepimiz yorulduk. Hem Aksaray'da yorulduk hem genelde. Aksaray'da hak ettiğini alamadı 20 yılda. Biz söker alırız hemşerim. Bu noktada söz bir Allah bir. Yani Aksaray'ın hakkını savunacağız. Aksaray'ın hak ettiği hizmetlerimiz getireceğiz. Aksaray'ın geçenlere sahip çıkamadık. Evet. İnşallah Allah razı olsun. Sağ ol kardeşim. Her zaman desem. Sizi mahcup etmeyeceğiz. Pişman da etmeyeceğiz. Söz veriyorum. Allah razı olsun baba. Sağ ol kardeşim. Şimdi şuna sağ ol. Gençler bu değişimi sağlamalı. Biz de genciz. Sizin oyunuzla desteğiniz de bize yakışır. Desteğiniz bizden yana olacak olursa Allah'ın izniyle biz Aksaray olarak hakkımızı söke söke alırız. 20 yıldır verilip, söz verilip yerine getirilmeyen projeleri de biz getiririz. Projelerimiz de var, azmimiz de var, kararlılığımız da var, gençliğimiz de var. Söz veriyoruz, sizi pişman etmeyeceğiz. Sen de söz veriyor musun? Beraber miyiz? Tamam kardeşim. Allah razı olsun. Bugün Millet İttifakı heyeti olarak, aynı zamanda İYİ Parti teşkilatları olarak Aksaray şehir sanayisindeyiz. Yaklaşık bir aydır Aksaray'ın köylerinde, ilçelerinde, merkezinde hep birlikte İYİ Parti kadroları olarak, Millet İttifakı kadroları olarak çok önemli çalışmalara imza attık. Bugün de sanayi esnafımızı ziyaret ettik bayram sonrasında. Sanayi esnafımız dertli, sıkıntıları var, ihtiyaçları var, problemleri var. Bu noktada bizlere karşı büyük bir teveccüh ve ilgiyle bir karşılık verdiler. Çok mutlu olduğumuzu da beyan etmek istiyorum. Sizlerin aracılığıyla da hem Aksaraylı hemşerilerimize hem ulaşamadığımız sanayici esnaflarımıza da söz veriyoruz. Bizler inşallah 14 Mayıs tarihinde yaşayacağımız seçimleri kazanacağız. Kazandıktan sonra seçimi kazanıp posta Ankara'ya atan milletvekilleri gibi olmayacağız. Kazandıktan sonra Aksaray'ın sorunlarını, problemlerini biliyoruz. Hep birlikte omuz omuza vererek Aksaray'ımıza en güzel, hak ettiği en iyi hizmetleri biz alacağız. Gerekirse söküp alacağız diyorum. Bu noktada 20 yıldır verilen sözler var, tutulmayan sözler var. Bizler İYİ Parti kadroları olarak, Turan Yaldır olarak, diğer milletvekili adaylarımızla birlikte, Naci Hanım da işte birlikteyiz, il başkanımızla birlikte. Sahadayız, şehrin problemlerini biliyoruz, sorunlarını biliyoruz. Bunlara vakıfız. İnşallah tabiri caizse gümbür gümbür geliyoruz. Vatandaşımızdan öyle bir enerji alıyoruz. Biz de inşallah hakkını vereceğiz bize verilen desteğin diyoruz. 14 Mayıs'ta sayılı günler kala AK Parti milletvekili adayları Aksaray'ın dört bir yanında esnaf ve vatandaşlarla bir araya geliyor. Seçime günler kala siyasi partililer esnaf ve vatandaş ziyaretlerine sabahın erken saatlerinde başlayıp gecenin geç saatlerine kadar devam ediyor. Aksaray sokaklarında AK Parti İl Başkanı Hamza Aktürk, milletvekili adayları Hüseyin Altınsoy, Sevinç Kasal ve Sinan Özkan, Ebu Feyz Elçibey Caddesi'nde vatandaşlarla buluştu. Evet, biz bugün sabahın 9'undan beri ayaktayız, çalışıyoruz. Önce sanayi esnafı ziyaretimizi yaptık. Sinan Bey'le diğer milletvekili adayımızla. Bir diğer milletvekili adayımız da çarşı esnafımızı ziyaret etti Sevinç Hanım. Bir diğer milletvekili adayımız Cengiz Bey de Ankara'da komisyon toplantıları vardı. Onları bitirdiler, bugün akşam dönüyorlar. Biz sabahtan beri dediğimiz gibi sanayi esnafımızı ziyaret ediyoruz. Mermerciler sitesini ziyaret ettik. Aşağı yukarı 2000'e yakın esnafımız var. Biz zannedersem bir 700-800 esnafımızı ziyaret etmiş durumdayız şu anda. Tabii biz durmayacağız. Sanayi esnafımızı ziyaret ettikten sonra ben tekrar geldim çarşı merkezinde. Vehbi Bey Caddesi esnafını ziyaret ettik. Diğer vekil adaylarımız da ev ziyaretleri yaptılar. Hane ziyaretleri, taziye ziyaretleriyle günü sonlandıramadık. Hala buradayız. Şu anda Kafeler Caddesi'ndeyiz ve saat 22 suları. Burada da gençlerimiz var. Biz biliyorsunuz biz genç bir partiyiz. 21 yaşında genç bir partinin üyeleri olarak çalışıyoruz. Gençlik Kolları Başkanımız, İlgen Meclis Başkanımız, Merkez İlçe Başkanımız ve yönetimden arkadaşlarımızla beraber şu anda gençlerimizle hemhal oluyoruz. Onları dinliyoruz. Onların talepleri varsa not alıyoruz. Tabii bu talepleri biz
değerlendireceğiz. Yetkili kurullarımıza ileteceğiz sahadan gelen talepleri. Ama ben şuna inanıyorum. Artık Z kuşağı diye bir kuşak tanımıyoruz. Böyle bir ayrımına da bence hiç gerek yok. Çünkü ben bizim gençlerimizi görüyorum. Hepsi Recep Tayyip Erdoğan sevdalısı gençlerimiz. Bu cadde de gerçekten hareketli bir cadde. İş yerleri tıklım tıklım. Hatta ben hesabımıza da soruyorum işte işler nasıl diye. Gerçekten onlar da memnunlar. Biz bu ziyaretlere devam edeceğiz. 14 Mayıs'a kadar da durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Aksaray'la hemşehrilerimizden Allah razı olsun. Bizi her gördükleri yerde, diğer aday adaylarımızla da konuşuyoruz. Çünkü biz şehirde 4 aday adayımız ayrı ayrı yerlerde geziyoruz vakitte dar olduğu için. Akşamda muhasebesini yaptığımız zaman şunu görüyoruz. Yani çok büyük bir teveccüh var. Gerçekten inanılmaz bir teveccüh var. Bunu bizde gezen arkadaşlarımız da bize anlattığımız zaman inanmıyorlar ama bizde gezip beraber bize takıldıkları zaman da bunu görüyorlar. İnşallah biz de bu teveccühe layık olmaya çalışacağız. Ben buradan Aksaray'la hemşehrilerime bize verdikleri destekler için, Cumhurbaşkanımıza verdikleri destekler için her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar. Dedi ki bu seçim sürecinde normalde de zaten ne kadar insanların içine girerseniz, ne kadar insanların elini sıkarsanız o bizim için mutlu edecek bir şey. Biz sabahleyin Yeni Sanayi'mize gittik. Yeni Sanayi'mizde geziler yaptık. Ben sahayı son zamanlarda, son birkaç seçimde hiç bu kadar güzel görmemiştim. Ben 1 Kasım seçimlerine benzetiyorum sahayı. İnsanımız kenetlenmiş. İnsanımız şunu söylüyor. Biz HDP'ye, PKK'ya, FETÖ'yle birlikte yol alan kişilere mi vereceğiz? Elbette vermeyeceğiz diyor. Bizden önce biz diyorlar biz oyumuzu vereceğiz. Zaten sahada da çalışıyoruz. Vekilim inşallah diyor. Ya biz bunu gördük. Burada gençlerle ilgili hep işte harflerle gençleri nitelendiriyoruz. Z kuşağı, bilmem B kuşağı. O şekilde nitelemeler var. Arkadaşlar gençlerde de benim gördüğüm kadarıyla insanımız mutmain olsun, feraset sahibi. Gençlerimiz de feraset, insanımız feraset sahibi. De vereceğini, nasıl düşüneceğini, AK Parti'nin ne demek olduğunu, Türkiye'nin nereden nereye geldiğini insanımız rahatlıkla biliyor, bunun farkında. İstikrara oy vereceğiz diyorlar, bağımsızlığa oy vereceğiz diyorlar. Bizi 2000'li yıllardan buralara getiren Recep Tayyip Erdoğan'a oy vereceğiz, onun adamlarına oy vereceğiz diyorlar. İnşallah biz gece gündüz çalışacağız. Önümüzde daha 20 günlük süre var. Biz sahadan hiç inmedik. Her zaman sahadaydık. Bundan sonra da sahada olmaya devam edeceğiz. Muhalefet adayları biliyorsunuz bir sene önceden hemen hemen belli oldu. Söyleyeceklerini söylediler. Şimdi söz söylemek sırası bizde. Biz indiğimiz zaman ben şundan eminim. Biz indiğimiz zaman diğerleri artık geriye çekilmek zorunda kaldı veya kalacak. Öyle söyleyeyim. İnşallah saha dediğim gibi 4-0 görünüyor. Ben ilk adaylık belli olduktan sonra açıklama yapmıştım. İnşallah Tayyip Erdoğan'a burada %80 ve AK Parti'ye 4 vekil demiştim. Bu benim 4. sırada olmamdan dolayı söylediğim bir söz değildi. Tamam. AK Parti olan, AK Partili olan, AK Parti'nin aday olan herkes en yüksektedir gözü. İnşallah sahada, ankette, yapmış olduğumuz ankette, yukarıdan aldığım bilgiler de 4-0'ı gösteriyor. Recep Tayyip Erdoğan'ı %80 gösteriyor. İnşallah biz sahada çalışmayalım. İnsanlarımız bize güvendi bugüne kadar, güvenmeye devam etsinler diyorum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Bu Kafeler Caddesi'ndeyiz. Şunu açıkça söylemek gerekirse, ben yaklaşık 14-15 yıldır teşkilatta aktif görev yapan birisi olarak sahayı artık tecrübemizin olduğunu düşünerek sahayı analiz edebildiğimizi düşünüyorum. Ve bu sahanın da elhamdülillah AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak 4-0 olduğunu görüyorum. Son 3 haftamız kaldı. Bu son 3 haftadaki süreçte de biz aynı şekilde oylarımızı arttırarak AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın ve Cumhurbaşkanımızın en yüksek oyla bu son Aksaray özelinde Türkiye genelinde sonuca ulaşacağından eminim. Kararlıyız ve sahadayız. Teşekkür ederim. Aksaray Damızlı Koyun Keçi Yetiştiriciler Birliği Başkanı Mahmut Aktürk yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurbanlık fiyatları hakkında açıklamalarda bulundu.
Kurban fiyatlarında geçen seneye oranla artış beklediğini belirten AkTürk, hayvan sayımız yeterli olsa da geri gidişler, girdi maliyetler karşısında üreticiler bu işi yapmakta zorlanıyor. Hayvanlarımız azaldı. Bu sebeple fiyat artışları bir müddet daha devam edecek gibi görünüyor, dedi. Başkanım, bildiğiniz üzere Ramazan bayramını geride bıraktık. Evet. Kurban bayramında yaklaşık 2 aylık bir süre var ve vatandaşlar kurbanlıkları gözünü çevirdi. Fiyatlar ne durumda, vatandaşlar alırken nelere dikkat etmeli, bilgi verebilir misiniz? Evet, teşekkür ediyorum. Öncelikle tüm izleyicilerimizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Geçmiş Ramazan bayramlarını da tebrik ediyorum. Rabbim inşallah tutmuş olduğumuz oruçları, kılmış olduğumuz namazları, teravihleri kabul etsin. Ramazanlara, yeni bayramlara toplum olarak inşallah birlik, beraberlik içerisinde, sağlık, sıhhat içerisinde ulaşmayı hepimize nasip etsin diyorum. Ramazan ayının maneviyatını yaşadık. Dini bayramlarımızdan bir tanesi Ramazan, bir tanesi Kurban Bayramı. Tabii Kurban Bayramı Ramazan'a göre daha farklı bir ibadet. Ramazan ibadetimiz, oruç ibadetimiz bir beden ibadeti. Kurban ibadetimiz bir ekonomik ibadettir aslında. Ekonomik olarak gücü olan insanların kesmesi gerekiyor. Kesemeyen hemşerilerimize, vatandaşlarımıza da ekonomik durumu iyi olanların yardım etmesi, onların kurbanlıklarını alması veya bir şekilde onları da bu nimetten faydalandırmaları gerekiyor. Et noktasında ve süt noktasında ciddi anlamda sıkıntı yaşadığımız bir dönem. Et fiyatlarının yükseldiğini görüyoruz, süt fiyatlarının yükseldiğini görüyoruz. Tabii bunun geçmişi var. Bugün et fiyatlarının neden yükseldiğini iyi irdelemek lazım. Bu bir günde, üç günde, beş günde olan şeyler değil. İşte bir iki yıldır Türkiye'de et ve süt fiyatlarındaki geri gidişlerin, girdi maliyetler karşısında üreticinin bu işi yapamamasının, ezdirilmesinin sonuçlar olarak hayvan sayısında ciddi bir kayba netice olarak ulaştık. Tabii anaç hayvanlarımız azaldığı için et üretimi ve süt üretimi de azaldı. Tabii buna bağlı olarak et fiyatları, süt fiyatları, et ürünlerinin ve süt ürünlerinin fiyatları arttı. Peynir fiyatları arttı, tereyağı fiyatları arttı. Et fiyatları arttı, sucuk, pastırma işte fiyatları arttı. Lokantalarda yediğimiz yemeklerin fiyatları arttı ve bu artışın bir müddet daha devam edeceğini de düşünüyoruz. Çünkü bu anaç kadronun yerine getirilmesi lazım. Tabii bunların maliyetleri var. Ama gıda noktasında da dünya krize doğru gidiyor. Artık nüfus artıyor. Bu nüfusu besleyecek gıda üretimi veya topraktan, hayvandan alınan ürünlerin ileriki dönemde daha ciddi anlamda sorun olacağını düşünüyoruz. O yüzden planlamalarımızın mutlaka yapılması gerekiyor. Ne kadar ete ihtiyacımız var, ne kadar süte ihtiyacımız var. Bu eti ve sütü kaç tane sığırdan, kaç tane koyundan elde edebileceksek bunların belirlenmesi ve bu planlamaların yapılması lazım. Bu hayvan sayısının artışlarının ve azalışlarının kontrol edilmesi lazım. Canı sıkılan vatandaşın bu sektörden çıkmasına veya canı isteyen vatandaşın bu sektöre girmesine müsaade edilmemesi lazım. Her önüne gelenin, efendim hayvancılık yapmak isteyen veya bitkisel üretim yapmak isteyen her vatandaşın devlet teşviklerinden faydalanmaması lazım. Bu sektörü korumak lazım. Çünkü gıda üretimi en stratejik sektör. İnsan yemeden, içmeden, barınmadan ve giyinmeden yaşayamıyor. İşte teknolojinin imkanları olmadan yüzyıllarca, binlerce, belki milyonlarca yıl yaşamış. Ama yemeden, içmeden belki 3-5 gün yaşayabiliyor. O yüzden gıda üretimi mutlaka ve mutlaka kontrol altına alınması ve üretimin devamı için bütün gayretlerin, bütün desteklerin, bütün teşviklerin yapılması ve bu sektördeki hareketlerin mutlaka devlet tarafından kontrol altına alınması gerektiğinin altını böyle kalınca çizerek ifade etmek istiyorum. Tabii Kurban Bayramı içinde yeteri kadar tabii ki kurbanımız mutlaka olacaktır. Tabii hayvan fiyatları et fiyatlarına bağlı olarak geçen seneki fiyatların üzerinde olacağını bugün söylememiz mümkün. Çünkü hem kuzu kesimleri 210 lira civarında bugün, hem büyükbaş hayvan kesimleri 210-220 bandında, bazen 200'ün altına iniyor ama bu iniş çok uzun süre durmuyor, tekrar yükselişe geçiyor. Çünkü hayvan sayısımızdaki eksikliğin sebebi olarak et fiyatlarının yükseldiğini görüyoruz. Tabii buna bağlı olarak kurban fiyatlarının da yükseleceği, hatta gün geçtikçe yükseleceğini söylemek yanlış olmaz. Vatandaşlarımızdan, hemşerilerimizden gerek küçükbaş gerek büyükbaş hayvanlarının bir an önce almalarını tabii tavsiye ediyoruz. Küçükbaş hayvan tabii büyükbaşa göre her zaman ifade ettiğimiz gibi daha kaliteli, daha sağlıklı, daha efendim organik, daha lezzetli diye düşünüyoruz ki öyle. Büyükbaşa göre fiyatlarında geçen sene olduğu gibi yine büyükbaşa göre bu yılda cazip olacağını düşünüyoruz. Ama işte bir kurbanlık fiyatının 5 ile 7-8 lira arasında değişeceğini tahmin ediyoruz. Tabii bu yaklaşık
65 gün civarında bir zaman var. Tabii 65 gün içerisinde ülkemizde neler olur tam kestirmek zor. Vatandaşımız kurbanını kesecekse bugünün işini yarına bırakmadan bir an önce hayvanlarını alması, çiftliklerde işte vatandaş zaten üreticiler çiftliklerinde bugün satsalar bile kurban gününe kadar bakıyorlar veya orada da kesiyorlar. Bugünden itibaren hayvanlarının, kurbanlarını bir an önce almalarını biz tavsiye ediyoruz. Tabii kurban bayramı bizim için önemli, hem sektör için önemli, hem dini bakımdan Müslümanlar için, Türkler için, hemşehrilerimiz için önemli. Ama kurban noktasında, hani sayı noktasında bir ciddi sıkıntı yaşanacağını tahmin etmiyoruz. Ama fiyat noktasında her gün fiyatların artacağını öngörüyoruz ve bir an önce vatandaşlarımızdan, hemşehrilerimizden kurban hayvanlarını almalarını tavsiye ediyoruz. Şimdi sırada hava durumu var. Kanal 68 Televizyonu Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haberlerle sizlerle birlikteydik. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın. Kampüs dinlenme tesislerinde cennetten bir köşe. Yeşilköy Et Mangal'da serpme kahvaltı keyfi sizlerle. Çeşit çeşit kahvaltılıklar, doğal ürünler ve yanı başınızda demlenen çaya doğanın huzuru eşlik ediyor. Kahvaltının ardından kahveler bizden, bol neşeli keyifli sohbetler sizden. Kampüs dinlenme tesisleri Yeşilköy Et Mangal.